kanseri önleyen ya da gelmesini kontrol altında tutan diyelim 10 kural koysak ne yazarız en başa? Bir kere şunu iyi bilmemiz lazım. Kanser genetiği var. Bazı kanserlerde genetik eğilimin, istidatın bir önemi var. Mesela meme kanseri çok burada ön planda. Annesinde, teyzesinde meme kanseri olan hanımların meme kanseri ihtimalleri biraz daha fazla. Mesela kalın bağırsak kanserinde bu ihtimal var. Özellikle kalın bağırsak kanserlerinin bir tipi var. Villus adenom veya ailevi kolon polibi dedim, kalın bağırsak polibi. Burada çok yüksek bir maalesef ihtimal var. Ama başka şeyler örnekleri de verebilirim. Çok dağıtmak istemiyorum. Ama kanser genetiktir. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok demek de yanlış. Kanseri sadece genlere bağlı bir problem gibi görmek de yanlış. Evet. Kanserin temel nedeni yaşam tarzı yanlışıdır. Değil mi? Genetiğe rağmen, genetik mirasa rağmen kontrol edilebilir. Bu ayrı bir konu. Evet. Yani kanser sizin için nerede yaşadığınız, çevre önemli, içtiğiniz su, yediğiniz yiyecek, içecekler, ayrıca solduğunuz hava ve maruz kaldığınız toksinler nerede yaşadığınız ve sizin ne seçtiğiniz, sigara mı içiyorsunuz, alkol mü kullanıyorsunuz, rastgele toksinlerle baş başa mısınız? Kendinize eviniz, ne yapıyorsunuz? Eviniz bir toksin havuzu mu, ona bakmanız lazım. Ama bir kere sağlık taramaları tabii ki kanseri önlemenin burada yazdık bir numara nedeni. Sigara ve beslenme kilo önemli. Çünkü kiloya bağlı olduğunu bildiğimiz kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, karaciğer kanseri, prostat kanseri, insülin direnci olanlarda, obezlerde daha sık görülüyor. Beslenme kanseri de çok önemli. Biraz sonra biraz daha isterseniz açarız. Egzersiz kanseri de çok önemli. Uyku eksikliği kanseri de çok önemli. Bebeğinizi anneyseniz ve ailenizde meme kanseri varsa özellikle emzirip emzirmediğiniz, daha doğrusu doğum yapıp yapmanız, ne kadar çok doğum yapmışsanız ve o doğurduğunuz bebeleri ne kadar uzun süre emzirerek vücudunuzu, memelerinizi daha doğrusu östrojen etkisinden uzak tuttuysanız, biraz açalım bunu isterseniz. Şimdi meme kanserinin temel nedeni meme hücrelerinin yoğun östrojen uyarısına maruz kalması. Yani ne kadar düşük östrojenli bir hayat yaşamışsa bir kadın o kadar memesini koruyor. Yani 7 doğum yapmış bir anne, 7 doğum yapmak demek veya 5 doğum gayet yapmak dişi olan demek, diyelim ya da. Yani 30 yıllık hormonun süresinin neyse zaten 10 ayını hamilelikte geçirmek demek. Ki 10 yılını. Bitmedi. 2 yılda emzirdiğiniz zaman yaklaşık olarak 20 ile yakınını östrojensiz geçirmiş oluyorsunuz. Yani adet görmeden hamilelik, adet görmeden emzirme. Bu memeyi olağanüstü koruyor. O nedenle biz en çok doğum yapmamış kadınlar 40'a yaklaştıkları zaman aman mamografi deriz. Ya da bir doğum yapmış ama bir ay emzirmiş. Aman dikkat deriz. Elinle muayeneyi ihmal etme, mamografik incelemeleri ihmal etme ve belli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçmeyi sakın ihmal etme diye çok uyarırız. Önemli.